Tayyip Erdoğan diyor ki ben diyor hayatı düşüreceğim diyor, düşürmüyor. %20'ye düşürecek enflasyonu. Hani düşürmüyor ki? Düşürecek, Allah'ın izniyle düşürecek abi. Hala yükseliyor, hala yükseliyor. Allah'ın izniyle düşürecek her şey. Bilmiyorum. Ben bir babayım, iki tane arkadaşa çay söyleme hakkım yok mu? Bir arkadaşımla oturup da güzel bir keyif gidip de bir kahve içemiyor muyum? Benim hakkım değil mi? Bu benim yaşantı hakkım ya. Yaşama hakkım yok mu? Az önce mesela sakallı bir dayı konuşuyordu. Adam geldi dedi ki, işte savunuyor, o da kendi hakkını savunuyor. Diyor ki sen nerelisin? Bingöl'ü diyor ki ben seni anladım ne olduğunu. Abi ne alakası var? Adam Bingöl'lüyüm diyor, diyor ki ben senin ne olduğunu anladım. Ben bunlarla uğraşamam abi. Bu yaşlı kafalarla ben uğraşamam. Gençler nasıl görüyor önünü? Göremiyoruz ki abi. Bak bir şey izledim röportajda mesela. Adam diyor ki yurt dışında yaşıyorum. Bir tane genç çıkmış abi 18-19 diyor ki beni kapına köpek olarak alsana. Abi insan ağlıyor, duygusal oluyor. Harbi duygusal oluyor yani. Bunlarla uğraşamazsın abi. 40 tane alimle bir tane cahili yenemez. Hadi eyvallah abi. Hadi Fatih. Adam haklı abi. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi biz burada Ardahan'dan veya Kars'tan ve Erzurum'dan göç etmiş gelmiş insanlarız buraya. Burada bu ev sahipleri acaba vicdanı rahat mı? Rahat değil. 1100 liradan, bir dakika dinle cevap vermeyin. 1100 liradan 4500 lira kirayı fırlatıp bir askeri ücret 7800 lira olmuş falan. Şu anki normal bir rayiş. Elektriği, cüvali falan filan bilmem neyi. Bir kolu yumurta olmuş 100 lira. Bu vatandaş bu asgari ücretle nasıl geçinecek? Ve yatağını yorganı alıp tekrar doğduğu yere mi dönecek? Doğduğu yere gittiği zaman köylü bırakmıyor. Nasıl olacak bu? Bütün sorun suç ev sahiplerinde mi? Ev sahibinde de var. Ev sahibi diyor ki ceketini sat, elbiseni sat. O çok affedersin, değil. Çok affedersin. Özür dilerim. Yanlış anlamayın. Git diye çocuğunu sat, karını sat. Benim paramı getir ve diyor. Ne yaparsa yapıyor. Perişan ol diyor. Bazen insan kendine boş hava rüzgar salıyor, konuşuyor yani. Arkadaşım evim var, işim var, param var, garibin evinde ekmek yok. Kiracıdır, evine ekmek getiremiyor. Bazen de gidip kumar oynuyor, içki içiyor, evine sahip çıkmıyor. Pırlanta gibi karısı var, dört dörtlük çocuğu var. Bunlar ne olacak? Yani doğruyu ortaya koyup da konuşan yok. A, B, C bunlardan bahane bulmayacaksın arkadaşım. Laflarına sallamanın olmuyor. Başkasının kalbini kırmayacaksın. Bizim şu an kira, askeri ücret geçimimiz çok zor. Abi, Suriyeli'ye gidiyorsun diyor ki, adam diyor ki Suriyeliler 5 milyar para veriyor kira bak. O adam 5-6 aile bir eve giriyor 5 milyar kira veriyor. Peki ben tek aileyim, ben nasıl vereceğim? Zaten biz o Suriyelilerin yüzünde hep bu hale geldik. Çıkarsınlar burada. Suriye siksin o... Memleket ne gitsin? Ne işi var bizim ülkede? Biz burada çalıyoruz, biz vatanımızı terk ettik mi? Yok, onlar da terk etmiyor. Olsun ki memleket ne gitsin? O kadar. Adamı kovmuyorlar, çıkartmıyorlar dışarıda. Çıkartsın işte. Çıkartsın. Devlet ondan oy alıyor, vermiyor, çıkartmıyor. İşte o yüzden çıkartmıyor devlet. Çıkartmıyor. Çıkartsın. Bizim ülkede çıktır olsun gitsinler. Tamam. Ekonomi nasıl abi? Ekonomi nasıl? Batmış. Batmış. Açık. Ben gidiyorum bir kilo kaçar peynir arıyorum 100 lira. Bir kilo lor alıyorum 100 lira. Abi burada pahalılık var diyen yalan söylüyor diyen bir sürü vatandaş çıktı. Var. Çok pahalılık var. Çok var diyen pahalı. Yalan söylüyor diyor. Siz şu an yalan mı söylüyorsunuz abi? Yok. Burada öyle dediler abi. Yok. Pahalılık var, o doğru. Pahalılık var. Yalan değil var. Ben sana diyorum bir kilo kaçar peynir alıyorsun 100 lira. Gidiyorsun markette bir kilo elma alıyorsun 30 lira 40 lira. Çözüm nedir abi? Çözüm bu enflasyon düşsün. O kadar. Ya seçimle bizim alakamız yok. Evet. AK Parti'ymiş, HDP'ymiş, MHP'ymiş, CHP'yle bizim sorunumuz yok. Sadece bizim istediğimiz enflasyon düşsün. Bu fakir millet biraz yardım olsun onlara. Zengin oluyor, fakir gittikçe çöküyor. O kadar. Tayyip Erdoğan diyor ki ben diyor hayatı düşüreceğim diyor, düşürmüyor. %20'ye düşürecek enflasyonu. Hani düşürmüyor ki? Düşürecek, Allah'ın izniyle düşürecek abi. Hala yükseliyor, hala yükseliyor. Allah'ın izniyle düşürecek her şey. Bilmiyorum. Beklentim hayat pahalılığı düşsün. Beklentim o. Geçinemiyorum sanırım. Başka beklentim yok. Emekli misin? Evet. Geçinebiliyor musun? Zor geçiniyoruz. Pahalılıktan dolayı. Evet. 3500 lira aylık veriyor.
Ortalık yüksek, çok yüksek. Kardeş, 4600 lira ben emekli maaşı arıyorum. Geçinemiyorum ben. 5 tane stent var bende. Çalışmak zorundayım. Hamallık yapıyorum ben kendim ben. Resmen. Hani buna bir çözüm bulunması lazım. Bu hayat pahalılığına çözüm bulundu al. Başka herhangi bir şey sorun kalmaz bizim. Şu anda hayat. Fırsatçılık var diyorlar. Fırsatçılık var çok. Fırsatçılığı yapıyorlar. Ben mesela ben bir şey bir mağaza. Pahalı durduracaklar böyle. O fırsatçılığı işte önüne. 6-7 bin lira yapıyor marketler. Herkes kendince aklı kendince. Hiç kimse bir şey diyemiyorsun sen kardeşim ben. Nasıl olacak abi? Vallahi bilmiyorum artık bunu. Devlet bir şekilde bir yer atacak vatandaş olarak. Şu büyük marketlerde protesto edeceğiz. Gitmeyeceğiz, normal markete gideceğiz. Normal markette pahalı alacağız. Tamam mı? Birkaç şey yapmayacağız. O büyük marketler gıdayı uçurdu. Onları bir kere aradan çıkaracağız biz. Çıktıktan sonra ondan sonra bakalım işte. Bekleyeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi ben demem şu. Şu an bir tane yani örnek vereyim. Suriye'de gelen Bahçeli Evler'den bir kredi kartı alıyor. Bir elbise çeki alıyor. Ve Edirne Kapı'dan bir kart alıyor. Şu an 8500 lira şu an bir Suriyeli'nin evine nakit para giriyor. Bir vatandaşın evine giriyor mu? O Suriyeli'ye kiralık koymaz, bana koyar. Ben şu an okulda çalışıyorum. Şeyde Göktürk'te. Ben aybaşı geldiğim zaman inan ki günahım boynum olsun ekmek parası kalmıyor bana. 7800 lira alıyorum ben. Evimde veya de cebimde para kalmıyor. Saçımı yapamıyorum. Ben bir babayım. İki tane arkadaşa çay söyleme hakkım yok mu? Bir arkadaşımla oturup da güzel bir keyif gidip de bir kahve içemiyor muyum? Benim hakkım değil mi? Bu benim yaşantı hakkım ya. Yani bunları bilen yok. Ben gideyim humar mı oynayayım, içki mi içeyim? Veya birinin dükkanını mı soyayım? Yaşama hakkım yok mu? Ya da ben geri geldiğim memlekete geri mi döneyim? Yani bunları bilen yok. Memlekete dönünce iyi kravat giyip de takım elbise giyip de ben işte buradayım şuradan demenin hava atmıyor kardeşim. Bize yardımcı olsunlar. Ha seçim geldiği zaman sen bizdensin yana gel. Bunu geçeceksin. Bunu geçeceksin. Sen bize sahip çıkmadın. Biz de senin arkanda duramayız arkadaşım. Kusura bakma.